Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Tabi'inlerin hayatıdaki nabattaki dersimiz iki dersi bir ağıda Amir ibn Abdullah at-Tamimi rahmatullahi aleyhinin hayatını okuyatken dedik. Bugün inşallah nihayet yetkizemiz. Amir ibn Abdullah at-Tamimi. Bu kişi uluğ tabi'inlerden idi. Uzat cenge atlansa özüge şerilerini tenler idi. Bu kişi fakat yine tünlerde ibadet kıladırken rahip emas idi. Belki kündüzleri ceng meydanda kılıçını götürüp Allah'ın yolu da cihat kıyan farislerden hem idi. Eğer nida kılıcı Allah'ın kelimesini âli kılıç için cenge Müslümanlarına çakırsa birincilerden bulup icabat kılar idi. Bu kişi bana şu seferge çıkıp getirirken özüge şerilerini tanlar idi. O kişiye şerif ve mahşubu genlerge aytardı ki eğer sizler üç tanesine razı olsaylar sizlerge mi şerif olamam sizlerle birge boramam. Onlar aytışardı ne mi o üç tanesi? Amir aytardı. Men sizlerge hizmet kılamam birer deyler menden bu hakkımı talaşmaysalar. İkincisi sizlerge muazzin men bolamam. Allah'ını ibadetine çakırıştık fakat mene hakkım. Üçüncüsü kurbum yetkenice, kadir bo'lganimcha sizlarga molimdan infoq qilaman. Agar shunga ko'nishsa, Amir ibn Abdullah ular bilan birga safar qilar edi. Agar birontasini talashsa, boshqa odamlar bilan mana shu shartlarga ko'nganlar bilan sherik bo'lib ketar edi. Aytayapmiz hozirgi aqllarimizga to'g'ri kelmaydi deb. Mana bizga ibrat bo'lish kerak bo'lgan odamlar. Nima deyapti? Men sizlarga xizmatingizni qilaman. Ozonni men aytaman, cho'ntagimda pulni sarflayman deyapti. Zo'ru bunaqa sherik. Amir ibn Abdullohning hayotidan ayrim lavhalar. Bu mana shu lavhani o'qiymiz, qani nimalarga dalolat qilar ekan. Qodisiya ma'rakasida Fors mag'lub bo'ldi. 1000 yil turgan Sosoniylar imperiyasi Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifalik davrida mag'lub bo'ldi. Musulmonlar ularni yengishdi. Müslümanlarının bana şu ülken marakedeki emiri Sa'd ibn Abi Vakkas raziyallahu anh'u idi. Cüde kette ölce düştü. Cüde kette ölce düştü. Sa'd ibn Abi Vakkas Amr ibn Mukarin'e büyürüdü. Ghanimeler buraya cemlensin, hesap kitap kılınsın. Çünkü beşten birini Baytul Malge yönetişlik gerek Medine'ye, Koyan'ını cengçilerge tarikatı verişlik gerek. Cemlengen narsanı buradarlar vasfı yanı til, hesap kitabı yanı kalam aciz edem. Çünkü min yıllık imperiyanı baylige. Kisra avukatlengen altın kümüşten yasagen idiş davaklar, kımmet baha yavaştan işlengen sandıklarge salıngen tola duru gavharlar, takıncağlar, kisra'nın kiyimleri, kımmet baha taşlarla bezergen soğutları, bir padişahdan ikincisi gibi ötüp gelekken kımmet baha kılıçlar, bu g'animalarning hammasini musulmonlarning ko'z o'ngida bir joyga olib kelib to'plashdi. Shu yerda hisob kitob qilishlik boshlandi. Mana shu g'animalar o'rtaga olib kelib tashlanayotgan paytda soch soqoli to'zigan bir kishi ikkita qo'li bilan bitta qopni zo'rg'a yerdan ko'tarib zo'r bozor sodirab kelar edi. Bu qop haqiqatan katta qop edi. Jamlangan g'animalarning ichida mana shu qopdagi boylikka teng keladigan biror bir boyligi yo'q edi. Shunaqa bir qimmatbaho qop edi. Musulmonlar hali kishiga qayerdan topdingiz buni deyishdi. Hali odam falon yerda falon ma'rakada o'lja qilib olgandim dedi. Tabiiy so'rashdi. O'zingizga biror narsa olib qoldingizmi ichidan? Alloh hidoyat qilsin sizlarni. Bu qopdagi narsani ham Fors'ta hamma boyligini ham men uchun qadri qiymati yo'q. Agar mana shu qopdagi boylikda musulmonlarning haqqi, Baytul Molda haqqi bo'lmaganida ko'tarib ham yurmasdim, so'rab ham oldinglarga olib kelmasdim dedi. Siz kimsiz deb so'rashdi. U kishi aytdiki, "Vallohi meni maqtamasliginglar uchun kimligimni aytmayman" dedi. Lekin olib kelgan narsamdan savob umidim bor dedi-da qo'yib ketdi.
Müslümanlar bir kişinin arkasından yönetişti. Barıp kimliğini bilip ki. Arkasında elçi barıştı. Haligi adam özüne hamrohlarga koşulganı da elçi bargan adam soradı. Kim bu? Ular tanımıyorsun mu bu kişini? Ahir bu kişi Basra'nın zahidi Amir ibn Abdullah at-Tamimi ki o dedi. Rabbistan'ı bana soruyorlar da, keçe gidersiniz de. Ayağlar gibi bugün muhabbet kalbimden yap koy. İkincisi, özünden başka hiç kimden korkmuyor. Üçüncüsü, gözümden uykunu yap koy dedi. Hiç kim görmüyor gene de. Ap gelip taşa yaptı, içinden aldınız mı dedi, üyelmişsin ama. Müslümanlar da mülkü bulma geldi de, ben ap gelmezsin buna sana diye yaptı. Hakikaten hazır ki akıllarımız kabul kılamıydı bunlar sana. Ülkeler, akeler, biz için ibret bugün adamlar şular. Bunlar mı ölüp gitti? Biz mi ölüp gitmemiz etti ya? Maksatlar natoru da, andazalar natoru, metreler buzulgen, kilolar, gramlar, tarazılar buzulgen. Çünkü adamlarda hiç can hesap kitabı doğru çıkma yaptı. Güde köpçülük çıkma yaptı. Çünkü maksat natoru da. Ne için Osman raziyallahu anhuge Amir ibn Abdullah'dan şikayet kılıçtı. Kim şikayet kıp geldi? Osman raziyallahu anhu Amir'e nimeni büyürüdü. Bir günü Basra şehrinin şurtasının başlığı, şurta da yani palisya da yani. Basra şurtası başlığının yardımcısı bir zimmiyini yokasından üçlap södürüp getirdik yani yine gördü. Haliki zimmiyi dört derdi. Beni kutkarıylar, Allah'a sıladı kutkargürler, peygamberiyler de zimmesi de bulgen, kişini himayelege aliler ve Müslümanlar. Zimmi, Müslümanların memleketi diye şeyken gayri değil. Peygamberiyler de zimmesi de degeni peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar ki özünde zimmesini bergen, onlar ki hiç kim zulüm kimiydi. Muhammed aleyhisselam söz bergen. Müslümanlar yurtu da şeydi, ciziyet oluyordu, Müslümanlar da himayesi de buladı, Müslümanlar aziz yetkiz miydi? Peygamberimiz vaada bergen. Bana şu zimmini söderep apket yaptı. Amir, böyle bakırken zimmini de alıyor gelip, ciziyeni tölegen misin? Ha tölegen ben. Onu söderep apket etken kişiye karar, bundan ne manak alıyorsan? Bu şurta başlığını, boğunu tozala veriş gereği dedi. Haligi zimmiyye Amir karab haliysa mı şu iş kılıçtı dedi. O dat dedi. Yok bu beni küçük bilen sonra vapketi yaptı. Ailemi bakış için kes kılıçımdan tosu yaptı dedi. Şimdi bu zimmiyye Muhammed Aleyhisselam'ın zimmesi verilgen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü paymal bolu yaptı. Amir şürtüge karab tınç koy bunu dedi. Koy bir var dedi. Koy var mıyım ben dedi. Şunda Amir men tirigekan men dedi. Muhammed Aleyhisselam'ın zimmesindeki kişiye zulüm kılınmıyordu dedi. Muhammed Aleyhisselam'a bergen vaadası buzulmuyordu. Men tirigekan men. Atrafta turgan adamlar yığılıp Amir'e yardan verişti. Böyle şurtiyini koludan zimmini tortu alıştı. Palisyanı koludan tortu alıştı. Şunda şurtiler Amir'in itaatsizlikde Amir'e boyun sunmasızlikde ayıplaştı. Yani başka ayıplar diye bunu yapıştırıştı. Amirul Mu'minin itaat kimiydi? Ahl-ı sünne vel cemaatine karşı? Ayollar ki üylen miydi? Hayvanlar da göçünü sütünü istimal kimiydi? Valiyini meclislerge geliştirden özünü bir hoca tutadı. Çünkü ayıplarını Amir ibn Abdullah at-Tamimi'ye koyuşup onun işini Halife Osman ibn Affan raziyallahu anh'a götürüştü. Halife Osman raziyallahu anh'a Basra valisi gibi büyürdü. Amir ibn Abdullah valiyini meclisi gibi çakırılsın, iş görüp çıkılsın. Şimdi halifanı büyürü o. Basra'nın valisi özünün meclisi gibi amirini çakırıp Amir-ül Mu'minin menge seni çakırıp işini görüp çıkışımı büyürdü dedi. Amir etti, halife büyürgenle salakada sonra dedi. Vali etti. Ne için Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinden yüze göresen, ne için üyelenmeysen dedi. Hammamızda malum, an nikahu sünneti, faman rahiban sünneti, faleyse minni. Resulullah etkenler, nikahlanış, üyeleniş benim sünnetim. Kim bundan yüze girse, menlenmez deken. Amir cevap verdi. Men
Rasulullah'ın sünnetine beparvaligimde nikahını terk etmedim. İslam'da terk-i dünyacılığı yokluğu güvahlığı veremem. Benim bitti canım var. Onu hem Allah'a tapşırken ben. Eğer üylensem, ayalım beni Allah'a ibadet kılıçtan tosu koyadı. Şunun için üylenmeyeyim ben dedi. Vali yine sağol soradı. Demek ki göç yemeysen dedi. Ha, tapsam iyiyim ben. İştahım olsa iyiyim ben. Yani iştahım olmasa, tapmasam ne ben iyiyim ben dedi. Yok diye yaptı da, yok. Vali soradı. Ne için pişlak yemeysen dedi. Amir etti. Pişlak kılınadırken mintakada macusiler var. Ular soyulgen göçte ya özü haram ölgen göçte parkaya barış mıydı? Eğer tayarlangen pişlak soyulgen hayvanın şırdanıdan tayarlangen iki adam güvahlı verse iyi mi dedi. Valiye ne soradı? Ne demek ki valiye de huzur yekemiysen? Onu meclisler güvah bu miysen? Hani bu kişiler ki koçken eken. O mansabdar, vali, emir bugün adamları eşi giden uzara yürüyüşe hareket eken. Ne demek ki sen valiyeni meclis yekemiysen? Amir cevap verdi. Sırada eşi girerdi aldı da hacetmen kişiler köp. Onlar buna ağırı buluyorlar. Sırada haceti bulma genelde tınç koyuyorlar dedi. Yani sırada hacetim yok olsun çünkü varmayayım ben dedi. Onun gibi cevap verdi. Bu meclisin haberi halife yetkizildi. Osman'ın nafan bu sözlerde hamasını eşken eden ki amirini işi de bana bir ayetini topladı. Sünnetke karşı çıkışlı yolunu gördü. Şu bulan iş tohtadı. Ama Basra'da bu iş nihayesi gitmedi. Yamanı götü uçmadı. Amir ibn Abdullah hakkı da yakşı yaman yapar köpeyip gitti. Amir'in de tarafdarları bilen onge husumat kılıyken ortası da fitne bol şey hafı payda bu kaldı. Şimdi Osman ibn Affan raziyallahu anhu Amir ibn Abdullah'ını Şam'a köçüp getiğinde büyürüdü. Şam valisi Muaviyet ibn Abu Sufyan'a Amir'in de yakşı kütü alıp hürmetini cahaya koyun de büyürüdü. Ben şimdi Amir ibn Abdullah kımagen işi için, kımagen aybi için yurtudan çıkıp geçtikçe mecbur bol yaptı. Amir Basra'dan çıkıp gete yatıp kolunu kötarıp dua kıldı. Parvardigar, kim menge tuhumat kıyken bosa, kim beni üstümden yalgın yapırken bosa, yurtumdan çıkıp geçişimge, dostlarından acilalışımge kim sebep bogan bosa, parvardigar men onlarına avf kıldım. Sen hem onlarına avf kıyın. Onlarga dini ve dünyası da afiyet bergin. Meniyem, ularniyem, başka Müslümanlarniyem öz avfin, rahmetin gagin, ya arhamar rahimin. Dedi, Şam'a karab çıkıp gitti. Yani kaytar ve tamam, bizi akıllarımız ki sığmıydı. Kımagen aybi üçün yurtudan çıkıp geçtikçe mecbur bogan adam, çıkıp gitti yatıp, duayı hayır kılıp çıkıp gitti yaptı. Onge zulüm kıyanlar gel. Hayatının ahirgi lahzaları. Amir ibn Abdullah kalgan ömründe Şam yerlerinde ötkizdi. Özüge vatan kılıp, masken kılıp, Baytül Makdis'ni ihtiyar kıldı. Ölüm keserine uçurup yatıp koyanı da onu ziyaret koyanı bir top kişiler girişti. O yığılıyorken de yatıp. Neme yığılıyorsunuz? Ahir siz falan 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 da adam boyansız, falan falan işledik igensiz. Amir cevap verdi. Vallahi dünyaya harisliğim için yığılıyorkenim yok. Safarda uzaklığa zodning, jamg'armaning ozligiga yig'ilyapman. Yuksalish yoki qulash arafasida turibman. Jannat yoki do'zaxga kirishlik arafasida turibman. Qaysinisiga boraman bilmayman. Yig'lar edi. Oxirgi nafaslarini olarkan til Allohni zikri deydi. Amir ibn Abdulloh at-Tamimiy. Birinchi qibla, uchinchi haram va Isro yeri bo'lgan Baytul Maqdisda vafot etdi. U kishining qabri hozir ham shu yerda. Xulosa. Bu ulug' tobiin kunduzlari ro'zador, tunlari qoyim, kunduzlari jang maydonidagi forislardan edi. Siz bilan bizga haqiqiy ibrat bo'lishi kerakdigan, namuna bo'lishi kerakdigan kishilardan edi. Alloh taolay aytadi: "Astaydu billah, limithli hada falyamalil amilun." Bas amal qilguvchilar mana shunday mangu baxt saodat uchun amal qilsinlar.
Ve fî zâlike falyetenâfasil mutenâfisûn. Bas, bahslaşkıcı kişiler mana şunday mangu nimetki yetişiş yolu da baslaşsınlar. Allah subhanehu ve teala mana şu ulu insanlığa hayatını okup örgenip, ulardan özümüzge andoza alıp yaşaşlığını ve kıyamette ana şunday kişilerde suhbette bol şeyde hemimizge nasip eden bulsun. Akulu kavli hada ve estağfirullah li ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.